Herkese merhaba arkadaşlar. Excel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bu eğitim videomuzda PowerPoint sunumlarınızda çok basit tekniklerle nasıl infografikler yapabileceğinizi bahsedeceğim. İlk sunumda bu şekilde dikdörtgen benzeri yapılar kurgulayacağız. 6 tane madde olacak. İkinci sunumda bir timeline yapacağız ve bunları nasıl tasarlayacağımızı öğreneceğiz. Üçüncü sunumda ise bu şekilde daha kompleks şekilleri aslında nereden bulabileceğinizi göstereceğim ve bu şekilleri nasıl infografiklere dönüştürebileceğinizi göstermeye çalışacağım. Hazırsanız arkadaşlar dersimize geçelim. Evet arkadaşlar yeni bir PowerPoint sunumu açtım ve bunun düzenini hemen boş yapıyorum. Ve arkadaşlar ekle sekmesinden şekillerden buradaki arkadaşlar paralel kenar şeklini seçip çiziyorum şöyle. Boyutunu keyfime göre ayarlayacağım ve bunun bir kopyasını çıkartıyorum. Her ikisinde kontrol düğmesine her ikisinde kontrol düğmesine ve arkadaşlar her ikisinde seçiyorum. Ve arkadaşlar şekil biçiminden bunun kenarlığını, ana hatını, ana hat yok şeklinde ayarlayacağım. Şunu arkadaşlar üstüne bindiriyorum ve birazcık uzatıyorum. Üste hangisi oldu, diğeri oldu. Bunu bir arkaya gönder diyerek üste bunu bırakalım. Şimdi arkadaşlar sağ tıklayıp şekil biçimlendir diyorum. Ve aslında bu şeklin sihri burada. Efektlerden gölge deyip arkadaşlar bir tane gölge ekliyorum. Bu kadar. Ve ne kadar gölgenin değiştirdiğini aslında şekli görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu renklere daha açık bir renk vereyim ben. Şöyle bir renk verelim şimdilik. Şöyle kopyaladığımızda diğer tarafa taşıyor mu onu da görelim. Biraz daha büyütebilirmişiz. Her ikisini de şey Ctrl G'ye tıklayarak arkadaşlar biraz büyüteceğim bunu. Kendime göre ayarlayacağım. Şimdi kopyasını çıkaralım. Evet. Diğer tarafa da gayet güzel oturuyor. Ve arkadaşlar bundan 3 tane şu şekilde çıkartabiliriz. Şimdi şunları gelip şekil biçiminden hizaldan arkadaşlar dikey olarak dağıt diyorum Ve biraz daha öne getiriyorum. Hatta şimdi şunu şöyle silip şunun kopyasını şöyle çıkartabiliriz. Evet arkadaşlar bu dersimde biraz farklı bir renk paleti kullanacağım. Tasarım sekmesine gidip çeşitlemeleri açıp arkadaşlar renkler dediğimiz zaman aşağıda Microsoft'un kendi renk paletleri var. Ben burada mavi yeşil, mavi 2'yi seçebiliriz. Mavi 2'yi seçeceğim arkadaşlar ben. Siz de aynı adımları takip ederek bu renk paletini seçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bunun dolgusunu şimdi sondan saydığımız zaman buradan saydığımızdan zaman 4, İlk 4 arkadaşlar yazı tipli ile ilgili. Şuradaki son 6 renk paleti de şekillerle ilgili. Ben önce şunu seçeceğim. Sonra gelip buraya sağ tıklayıp dolgusundan bunu seçeceğim. Daha sonra arkadaşlar sağ tıklayıp dolgusunu üçüncüsünü seçeceğim. Sağ tıklayıp dolgusunu dördüncüyü. Sağ tıklayıp arkadaşlar beşinciyi. Buradan da arkadaşlar sonuncuyu seçtim. Şimdi bunu bu şekilde renk paletinden seçmemizin bir sebebi var elbette ki. Ben yarın bir gün renkleri beğenmezsem ve renk paletini değiştirirsem arkadaşlar. Renkler diye mesela şöyle bir renk seçtim. Arkadaşlar otomatik olarak renkler kendini değiştiriyor. Renk paleti ile çalışmanın arkadaşlar en büyük avantajı bu. Tekrar mavi 2 veya mavi seçebiliriz. Kendimize göre bir renk seçelim şimdi. Ben mavi 2 seçmiştim. Mavi 2'den devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar ekle sekmesinden bir metin kutusu ekliyorum buraya. Ve bunun yazı tipini arkadaşlar DM Sans bu yazı tipini internette bulabilirsiniz. DM Sans Medium yapıyorum. Ve başlığınızı buraya yazınız diyorum şimdilik. Ve şöyle genişletiyorum. Arkadaşlar tüm şekilde seçip biraz daha genişleteceğim. Biraz daha sunumu şey yapabilir. Hepsi seçilirken ctrl G'ye tıklayalım ve hepsini gruplayalım ve arkadaşlar şekil biçiminden bunu ortaya hizalıyorum. Dikey olarak da şöyle ortala diyorum arkadaşlar. Şimdi grubu çözeceğim. Sağ tıklayıp gruplandırdan grubu çözüyorum. Evet buraya başlığımızı yazdık. Ctrl Shift'e tıklayarak arkadaşlar kopyasını oluşturuyorum. Bunu da DM Sans yapacağım ama Medium yapmayacağım. DM Sans yapacağım sadece ve böyle bırakacağım. Birkaç ders önce arkadaşlar altın oran tekniğinden bahsetmiştim. Bu yazı tipinin boyutu 18. Hemen bir hesap makinemi açıyorum. Ve burada 18 bölü 1.618 diyorum. 11.12 şeklinde bir rakam çıkıyor. Bu yazı boyutunda arkadaşlar bu metin yazını, metin yazısının yazı boyutunda 11 12 yapıyorum. Buraya arkadaşlar örnek bir metin yazayım ben. Evet böyle 3 paragraflık bir Metin yazdım. Şimdi bu iki seçim Ctrl-G'ye tıklayarak yine grupluyorum ve şuradaki şekilde bunun ortalanmasını istiyorum ve şuraya ortalıyorum. Arkadaşlar bu kısa yolları çok sık kullanacağım. Bunların genelde konumu burada. Şekil biçimi hizaladan gruplandır. Bunları hızlı erişim araç çubuğuna eklediğiniz zaman sizin de buraya gelecektir. Hızlı erişim araç çubuğuna sağ eklemek için örneğin şunu eklemek istiyoruz. Hizalayı açıp arkadaşlar şuna sağ tıklayıp hızlı erişim araç çubuğuna ekle diyebilirsiniz. Benim ekli olduğu için şu anda kapalı geliyor bu özellik. Yani Konumlandırma, arkaya gönder, ileri gönder gibi şeyler var benim hızlı erişim araç çubuğumda. İkonlar, şekiller var. Bunları siz de ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunların metin rengini arkadaşlar seçtiğimiz paletten devam ettiriyorum ve bir açığını giriyorum. Şu şekilde yapacağım. Şimdi bu yazıyı kopyalıyorum arkadaşlar aşağıya aşağıda da ortalıyorum ve yine yazının boyutu rengini bir en açık rengi yapıyorum. Aynı renk paletini takip ederek aynı tekniği kullanıyorum arkadaşlar şöyle yapıyorum. Şimdi şunların üçünü de seçerek Ctrl çifte tıklayarak şöylece konumlandırabiliriz. Ve arkadaşlar renklerini değiştireceğim. Bu yeşil renk paletiydi. Bunu yeşilin en açık rengi yapacağım. Burada daha farklı bir yeşilimiz vardı. Burada da griye çalan bir yeşil varmış. Böyle yapıyorum. Ve arkadaşlar şunun ortasına bir yazıyorum. Bunu da sağ hepsini seçip arkadaşlar biraz boyutunu arttırıyorum. 54 yapabiliriz. Şöyle buna 2 yazıyorum arkadaşlar. Yine 54 yapacağım bunun boyutunu. Bunu arkadaşlar 3 yazacağım. Ve boyutunu 54 yapacağım. Ve sırayla hepsini yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında çok basit birkaç teknikle infografik sunumumuzu yaptık. Sadece tek bir şekil kullandık. Onun dışında yazıları kullandık ve birkaç teknik kullandık. Yazıların konumlandırmasıyla uğraştık ve daha şık bir grafik, daha şık bir sunum ortaya koyduk. Neyden daha şık bir sunum ortaya koyduk arkadaşlar? Şundan. Ben mesela buraya yeni bir slide ekleyeyim. Buradaki düzen arkadaşlar şimdi şöyle yapalım ve bullet point'ler ekleyeyim. Yani buraya madde 1, madde 2 şeklinde şeyler ekleyebiliriz arkadaşlar. Ve buraya da buraya başlık gelecek şekilde bir şey yazayım. Şimdi Shift F5 düğmesine tıklayarak bunu açtığım zaman arkadaşlar bullet pointler yani buradaki şeyleri bullet point diyoruz. Bullet pointleri ortadan kaldırarak Bunları şekillere gömdüğüm zaman arkadaşlar sunumum daha etkili hale geliyor. Aslında anahtar nokta bu. Bullet pointleri ortadan kaldır Eğer ki maddelendireceğiniz bir şey varsa bunu hemen aklınıza gelecek ki ben bunu infografikleştirmeliyim. Şimdi arkadaşlar yeni bir slide ekleyelim sağ tıklayarak ve timeline'ı yapacağız. Arkadaşlar ekle sekmesinden şekillerden timeline için arkadaşlar ya kare ya da birbirini takip edecek bir şekil ihtiyacımız var. Birbirini iç içe girecek şekilde bir şekli ihtiyacımız var. Arkadaşlar o da bu. Ok köşeli çift ayraç şeklinde bir şeklimiz. Bunu arkadaşlar seçip şöylece ekliyorum. Gözüme hitap edecek kadar yaptığım zaman arkadaşlar yeterli. Şimdi bunun bir kopyasını çıkartıyorum. Aradaki boşluğu da kendi gözüme hitap edecek şekilde yapıyorum. Her ikisini seçip tekrar kopyasını çıkartıyorum. Kopyasını çıkartmak için Ctrl Shift düğmelerine birlikte basıyorum. Ve arkadaşlar yine 6 adım olsun diye bunları 6'ya tamamlıyorum. Hepsini seçtim ve grupladım arkadaşlar. Bu slide'ımın tam sığdı ama tam sığması da iyi değil. O yüzden arkadaşlar şöyle hepsini küçültüp kendi keyfime göre şimdi toplu bir şekilde ayarlayabilirim. Şöyle yapalım birazcık da ortalayalım ve biraz belki şöylece büyütebiliriz. Evet gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ana hatlarını bunu yine kaldıralım. Grubu çözelim arkadaşlar. Sağ tıklayıp grubu çözelim. Ve her birine yine dolgusunu bizim ana paletimizden yapacağız. Şuradan da yapabiliriz bu arada. Bunu buradan verdik. Bunu buradan yaptık. Bunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Ve bunu da şöyle yaptık. Şunları arkadaşlar çalacağım buradan. Kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Bunun aynısını kopyaladım ve buraya getirdim ve bunun aynısını kopyalayıp şuraya getirdim arkadaşlar. Şimdi bunları da yine şöylece kopyalayıp biraz yana getirmemiz lazım. Bu bunun, bu bunun olacak, bu da bunun olacak. Biraz arkadaşlar şöyle metinlerin hepsini seçip sıkıştıracağım. Şöyle de uzatabiliriz. Evet gayet güzel. Biraz yukarı konumlandıralım. Evet bu şekilde yeterli arkadaşlar. Şimdi gözümü tırmalamasın diye şöyle herhangi bir koyu bir renk vereceğim. Şunları arkadaşlar şöyle aldım. Bunları da biraz daha aşağıya çekeceğim. Şöyle çektim. Yazının renklerini de arkadaşlar şeyin rengini uygun yapacağız şimdi. Burada yine ön presetler var mı? Yok. Bunu arkadaşlar şöyle yapalım. Burayı seçtim. Buraya geldim. ikinci rengimi seçeceğim. Buraya geldim. Üçüncü rengimi seçeceğim. Buraya geldim. Dördüncü rengimi seçeceğim. Ve aynı şeyi devam ettiriyorum. Burada da bu rengi seçeceğim. Neyin neye ait olduğu belli olsun diye. Ve arkadaşlar şeklin içine gelip 2019 yazacağım. Bunun şeklin içine geldim. 2020 şeklin içinde, 2021 şeklin içinde, 2022 ve yılları devam ettiriyorum arkadaşlar. Böyle evet, de 2023 yazdım. Pardon sonra 2024 yazıyoruz. Bu slide'ım arkadaşlar başlık da ekleyeceğim şöyle. Şunu biraz aşağı indirdim. Şunu kopyalayayım arkadaşlar ve uzatacağım. Bu grubu çözeceğim. Ve şunu iyice yakınlaştıracağım şöyle. Ve arkadaşlar başlığı şunu da şöyle kapatalım. Evet kapanmadığını fark ediyorsunuz arkadaşlar. Bunun sebebi şuradaki bir ayar. Metin kutusuna gelip arkadaşlar şekli metine kaydırı kapattığım zaman istediğim hale getirebiliyorum. Bunun arkadaşlar yazı boyutunu biraz büyüteceğim başlık olduğu için. Şöyle 32 yapabiliriz. Yine burada altın oran tekniğini kullanacağım. 32'nin teksti nasıl olsun diye bölü 1.618 dedim ve 19.77 çıktı. Bunu gelip 19.77 yapıyorum. Evet. Bunların arkadaşlar rengini biraz farklılaştıralım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu biraz daha yakınlaştırayım. Şuradaki aşağıdaki grubu da arkadaşlar biraz daha aşağı almak durumunda kaldık. Bunları getirdiğimiz zaman. Evet ama gayet güzel oldu. Bu da arkadaşlar ikinci infografiğimizdi. Eğer bir timeline, bir akış sunmak isterseniz, zamansal bir akış, bu şekilde bir hızlıca, çok da hızlı yaptığımızı görebilirsiniz. Hızlıca infografiye dönüştürebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim en sevdiğime geldik. Çünkü hazır şablonlar indireceğiz şimdi. Bunu kaydedelim arkadaşlar. Sonun 1-2-3 şeklinde kaydediyorum. Şimdi arkadaşlar bunu kullanmamız için, birazdan bahsedeceğim şu anki tekniği kullanmamız için arkadaşlar. PowerPoint'i İngilizce'ye çevirmemiz gerekiyor. Nedenden şöyle bahsedeyim. Dosya sekmesine gittim ve diğer temalara tıkladım arkadaşlar. Ve buraya info, grafik yazdım. Ve bunu kopyalayayım ve aratıyorum. Enter'a tıkladım. Arattığım zaman arkadaşlar hiçbir şablon gelmediğini görebilirsiniz. Peki şimdi seçeneklerden, dilden arkadaşlar İngilizce'ye çeviriyorum. Bunu da İngilizce'ye çevirelim. Evet dedim. Kapatıp açmamız gerekiyor. Tamam'a tıkladım. Tamam tıklayalım arkadaşlar. Şimdi kapatalım uygulamayı. Uygulamayı kapattım arkadaşlar. Sunumumuzu tekrar açıyorum şimdi. İngilizce açılacak arayüz. Burayı kapatalım. File sekmesine gidip tekrardan More Themes tarafına gidiyorum. Ve burada şimdi infografiki arattığım zaman arkadaşlar karşıma bir sürü infografik, hazır infografikler geliyor. Ben arkadaşlar burada şu hoşuma gitmişti. Infografik Shapes veya arkadaşlar şu da güzel. Bu da yine timeline'in yerine geçecek. Sıralı sequences diyor. Yani sıralı bir işlem tanıtacaksanız, hiyerarşik bir şey tanıtacaksanız. Burada güzel şekiller var. Bunlar arkadaşlar indirebilirsiniz. Ben bunu şimdilik create diyorum arkadaşlar ve indirdim. Diyelim ki çok hızlı bir şekilde sunum hazırlamanız lazım. İşte bir saatiniz var, iki saatiniz var belki. Öğleden sonra yetişecek. Ama güzel olsun istiyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar bu hazır şablonları da kullanabilirsiniz. Mesela burada çok güzel bir yapboz var. Burada hiyerarşik şeyler var. Burada yine maddelendirebileceğiniz şeyler var. Ben arkadaşlar dairesel bunu yapması daha zor olduğu için dairesel şekil biraz daha zor oluyor. Bu mesela buradaki, buradaki de çok güzel. Gerçekten güzel işinize yarayacak. Katman katman bir şey anlatmak istediğiniz zaman mesela katmansal yapılar var. Burada daha farklı şeyler var. Arkadaşlar yapacağınız tek şey şu. Şunu kopyalıyoruz. Ve bizim kendi slaydımıza gelip şurada yeni bir slide oluşturalım. Yapıştırıyoruz ve Shift düğmesine tıklayarak şunu genişletiyoruz. Renklerinin de benim tema rengime uygun olarak değiştiğini arkadaşlar görebilirsiniz. Renkleri de benim tema rengime uygun olarak değişiyor. Şimdi ben burada farklı bir şey kullanacağım. Arka plan arkadaşlar format background deyip İngilizce devam edelim mi? Açıkçası İngilizce arkadaşlar ben arayüzü İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim ama genelde İngilizce kullanmıyoruz biz. Türkiye'de kullanılmıyor daha doğrusu. O yüzden Türkçeye döneyim arkadaşlar. Videoya o şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, Türkçe yaptım arayüzü yine ve geri geldim. Şimdi burada sağ tıklayıp arka planı biçimlendir diyorum. Düz dolgu diyorum arkadaşlar ve burada koyu bir tema kullanmak istedim şöyle bir tema kullanacağım. Ve arkadaşlar buradaki parçaların da hepsini kullanmayacağım. Sadece şunları kullanacağım. Geri kalan kullanmayacağım parçaları da sağ tıklayıp dolgusunu arkadaşlar aynı renk temasından şöyle kapatı kapatıyorum. Kapalı gibi gözüksün istiyorum. Şimdi buradaki başlıkları yine çalalım buraya. Ve arkadaşlar aslında tamam. Yani şunu da şuraya alacağız. Şunu da şuraya alacağız. Şunu da şuraya alacağız. Ve aslında infografik yaptık. Sadece bunların yine renklerine işte burada da aynı renk paletinden devam etmek adına şöyle yapalım. Burayı da arkadaşlar maviden seçelim. Burayı da yine aynı renkten seçelim. Bu sanırım aynı renk olmuş ama biraz açalım bunu. Evet. Yani dediğim gibi aslında şu an hazır. Ama diyelim ki biraz daha vaktiniz var. Bunu arkadaşlar simgelerle süsleyebilirsiniz. Ekle sekmesinden simgeleri açtığım zaman arkadaşlar güzel simgelerimiz var burada. Mesela işle ilgili şeyler arıyorsunuz. İş yazdığımız zaman mesela çanta çıktı, kişi çıktı. Burada kullanıcıya benzer ya da rehber ikonu çıktı. Burada tişört var, file var, şey folder var. Onu alalım, başka bir şey daha alalım. Bir de arkadaşlar şöyle raporumsu bir şey alalım. Ekle düğmesine tıkladım. Bunlara şimdilik açık bir renk vereceğim şöyle ve birazcık küçülteceğim. Ve arkadaşlar bunları şöyle konumlandırmaya başlıyorum. İstediğiniz yere konumlandırabilirsiniz tabii ki. Evet bunları biraz daha kapatacağız. Şunu biraz aşağı alayım. Hepsini seçerek ilerlememin tabii bir sebebi var. bunu burada seçmemiz. Çantıyı kaldıralım arkadaşlar o zaman. Şunları şöyle tekrardan seçelim. Hepsini bir daha tekrar ayarlamamak adına hepsini tekrardan boyutluyorum. Şöyle simgeyi şöyle konumlandırabiliriz. Güzel bir şekilde konumlandıralım. Şununla aynı olsun istiyorum tabii. Evet, aradaki beni yönlendiren kılavuzları gördünüz. Şimdi bunda aynısını yapmaya çalışacağım. Evet, aynısını yaptım. Diğerlerini de arkadaşlar o şekilde yapalım. Şunu şöyle sola hizaladım. Ve biraz zorlanıyoruz görmekte ama yine de kılavuz şeylerini görebiliyoruz. Evet, bunu da aynı şekilde sola yasladım ve arkadaşlar şununla aynı olacak şekilde yapalım. Evet gördüğünüz gibi yukarıdaki kılavuz çizgileriyle tırtıklı olanla bu aynı oldu. Yani simgelerimin konumu aynı. Tabi bunlar biraz sanki sol tarafta kaldı gibi. Ben bu simgelerin hepsini bir tık şöyle keyfime göre sağa alacağım. Şimdi isterseniz simgeleri de aynı renk yapabiliriz. Bunu yeşil yapacağız. Bunu arkadaşlar dolgusunu şöyle renk damlalığından alayım. Bunu da arkadaşlar Sağa tıklayıp dolgusunu şundan alalım. Bunu da yine sağ tıklayıp renk tamlığına aynı olsun. Evet gayet güzel arkadaşlar. Animasyonlarla da süslediğiniz zaman mesela şunlara bir animasyon verelim. Animasyonlar diyelim. Sol diyelim. Daha sonra bu gelsin. Sol olarak şu ikisini seçtim. kontrol düğmesine tıklayarak sol olarak dedim. Bunlar arkadaşlar ikisini seçip sol olarak dedim. Bir de benim uyguladığım bir teknik var animasyonlarda. Bunları arkadaşlar şunları daha doğrusu şöyle yapalım. Sağ tıklayıp öncekiyle başlat dediğim zaman otomatik kendisi başlıyor. Ama tabi bunu şöyle öncekinden sonra başlat demek lazım. Şu aradakini de şunu ikisini seçip yine sağ tıklayıp öncekinden sonra diyorum. Ne fark var arkadaşlar göstereceğim. Ben kendim manuel açmak yerine sunumu başlatır başlatmaz kendisi infografikleri böyle açıyor. Belki şöyle bir şey yapabiliriz. Hepsini seçip 0.5 değil de 1 saniye verebiliriz tekrardan başlattığım zaman daha yavaş bir şekilde gelecektir hepsi. Evet, gayet güzel oldu. Madem şuna da arkadaşlar bir animasyon verelim. Burada güzel bir animasyon verebiliriz. Şuradan sadece gruplandırmaları kaldıracağım. Şekil biçiminden değil. Şöyle sağ tıklayalım. Gruplandırda gruplu grupları çöz diyelim arkadaşlar. Şu arkadakilere 2 3 sırayla seçmek önemli burada. 4 5 6 diye seçiyorum. Animasyonlara gidiyorum ve arkadaşlar süpür diyorum süpürme efektini de soldan yapıyorum bu şekilde böyle açılacak sağ tıklayıp öncekinden sonra başlat diyorum ve fakat şunlara da arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 seçip arkadaşlar solarak efektini veriyorum bunları şimdi güzel bir konumlandıralım bu 1 bu 2 bu 3 aralara getiriyorum bunları ve arkadaşlar şimdi hepsini seçip sağ tıklayıp öncekinden sonra başlat diyorum ve nasıl bir efekt olduğunu gelin birlikte görelim. Başlattım slide gösterisini. 1 geldi, 2 geldi, 3 geldi, 4, 5 ve 6 geldi arkadaşlar. ESC'ye tıklayarak çıkıyorum. Evet bu gibi teknikleri kullanarak arkadaşlar sunumlarınızı daha güzel hale getirebilirsiniz. İnfografikler gerçekten önemli bir yeri var sunumlarda. Overdose da kullanmamak lazım. Çok fazla kullanıp boğmamak da lazım. Sade anlaşılır bir şekilde bilgiyi sunmak lazım arkadaşlar izleyicilerimize. Evet arkadaşlar bu hafta da PowerPoint'te infografik, basit infografikleri yaparak nasıl sunumları dönüştürebileceğimizi, güzel bir şekilde dönüştürebileceğimizi öğrendik. Ben Salih Hocaoğlu. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.